İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin Aralık 2023'teki 3. dönem seçimleri öncesindeki toplantısı. Batı Ermenistan parlamento seçimleri adayları için 34. Zoom toplantısı. Ermeni Dersim Platformu iş yemeği. Batı Ermenistan evlatları David Birabyan. Etiuni ile ilgili sorun. Börbak, Avrupa Birliği Doğu Ermenistan'la daha güçlü bir derin ilişkiler beklemektedir. Kültürel soykırım. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin Aralık 2023'te yapılacak 3. dönem seçimleri öncesinde Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenia TV bir kez daha parlamento adaylarını tanıtıyor ve potansiyel seçmenlerinden adaylarımızı, biyografilerini takip etmelerini, Ermenistan devletinin güçlenmesi için yürüttükleri faaliyetleri daha büyük bir dikkatle inceleyip favori adayınıza oy vermenizi istiyor. Kampanya sonu olan 15 Kasım 2023'e kadar her gün milletvekili adaylığına başvuran kişilerin kısa verilerini televizyonumuz sizlere sunacaktır. Haygaz Boğsyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 3. dönem milletvekili adayı. Mardiros Sakoyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 3. dönem milletvekili adayı. Lucia Ağacanyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 3. dönem milletvekili adayı. Anahit Ohanyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 3. dönem milletvekili adayı. Garine Nigosyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 3. dönem milletvekili adayı. Şuşanik Sarkisyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 3. dönem milletvekili adayı. Web sayfamızda belirtilen bağlantılardan daha fazla ayrıntıya ulaşabilirsiniz. Batı Ermenistan Parlamentosu seçim adayları için Batı Ermenistan Ulusal Meclis Seçim Komisyonu'nun düzenlediği 34. Zoom toplantısı 2 Kasım'da gerçekleşti. Toplantının konusunun Batı Ermenistan parlamento seçimleri olduğu görüşmede Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan bunun 1920'de tanınan Ermenistan Devleti'nin devamı olduğunu hatırlattı ki bunun Rusya'dan 11 Ocak 1918'de bağımsızlığını elde etti. Bunu daha sonra Ermenistan Cumhuriyeti'nin Batı Ermenistan topraklarında 19 Ocak 1920'de uluslararası olarak tanınması takip etti. 27 Ocak 1920'de Barış Konferansı Genel Sekreterliği Ermeni Ulusal Delegasyonu Başkanı'nı 19 Ocak 1920'deki oturumda Gerago Konseyi'nin aşağıdaki iki kararı aldığı konusuna dikkat çekti. Birincisi, Ermeni Devleti Hükümeti'nin fiili hükümet olarak tanınması. İkincisi, bu tanımanın bu devletin olası sınırları sorununu önceden belirlemediği. Artsakh, Nahçıvan, Cavak, mevcut Kafkas Ermeni Cumhuriyeti, Kilikya ve Batı Ermenistan, bütünsel Ermenistan Devleti'nin bir parçasıdır. Demokratik Haklar Platformu ile Dersim Hay Platformu, 2 Kasım 2023 tarihinde birlikte Yeni Demokratik Aileler Derneği'nde bir kahvaltı görüşmesinde bulundu. Kahvaltı sırasında katılımcılar kendi gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında konuşmuş, fikir alışverişinde bulunmuşlardır. Görüşmede ayrıca kentsel, öz yönetim organları sorunları ve gelecekteki yerel seçimlerle ilgili sorunlar ele alındı. Gençlerin ve öğrencilerin sorunlarına ve çözüm yollarına da değinildi. Oldukça yoğun bir atmosferde geçen ve her iki taraf açısından da verimli geçen toplantının sürekli hale getirilmesine karar verildi. Kahvaltı, müzik dinletisiyle sona erdi. David Virabyan, 1 Aralık 2001'de doğdu. David, Cirakan'da görev yaptı. Garik Virabyan, oğluyla Cirakan'da yaptığı son telefon görüşmesinde cepheye onun yanına gelmeyi planladığını söyledi. 29 Eylül gecesi Garik, Cirakan'daki oğlu David'i ziyaret etmek için arabasıyla Yerevan'dan ayrıldı. Ancak ona hiç ulaşamadı. 27 Eylül 2020'de başlayan savaşın ilk günlerinden itibaren Er David Virabyan, yoldaşlarıyla birlikte Cirakan'ın yakınındaki Mercanlı tepesini elinde tutuyor. 6 gün süren yoğun çatışmaların ardından 3 Ekim'de David 11 yoldaşıyla birlikte şehit düşüyor. Garik Virabyan,
29 Eylül gecesi arabasıyla Yerevan'dan ayrıldığını söylüyor. Gorisov, Hınzereskov'la Kubatlı'ya indi. Boş olan Cerakan askeri birliğine ulaştı. Hiçbir şey olmadı. Gelir gelmez Smerç vurdu. Oradan indik. 12 kaynak suların yakınından tanklarımızın bulunduğu Samvelova'ya ulaştık. Ayın 30'uydu. Arabayı Ara Dağı'nın tepesinde durdurduk. Araks'a doğru yöne mi gidiyoruz diye sorduk biz. Hayır cevabını aldık. Kavşaktan sola dönmeliydin dediler. Samvelova'nın kavşağına geri geldik. Kuçak'a gelip geçtik. Şeybe'ye geldik. Mercanlı'nın yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunuyordu. Şeybey'de bizim subaylarımızdan insanlar vardı. Nereye gidiyorsun diye sordular. Ben de siz kimsiniz dedim. Nereye gitmek istiyorsunuz dediler. Geri dönün, silahlarınızı alın, üniformanızı giyin, sonra geri dönün dediler. Geri döndük. Stepanakert'e ulaştık, gönüllü yazıldık. Geri dönüp Cerakan askeri birliğinden silah edindik. Orada Diakos Hrair ile tanıştık. Bize David'in olduğu mevzilere gideceğini, onu bulacağını, sonra gelip bizi oraya götüreceğini söyledi. Samvelavan'a gittik ve Diakos Hrair'ın bizi alıp David'in bulunduğu mevziye götürmesini bekliyorduk. 2 Ekim'de Diakos Hrair ve David'in komutanı Edgar Matevosyan siperlere doğru yola çıktılar. 2 Ekim gecesi Mercanlı kum madeni yakınlarında düşmanın gerçekleştirdiği hava saldırısında komutan şehit olmuş, Diakos ise yaralanmıştı. O günün gecesinde David'in bulunduğu tepeye de saldırdılar. Aralarında David'in de bulunduğu 12 kişi şehit düştü. Ben o tepenin yakınındaydım ama oğluma ulaşamadım, cesedini alamadım diye konuştu. Peplafar.com birçok önde gelen Ermeni akademisyenin Armen Pedrosyan gibi ve son zamanlarda bazı batılı akademisyenlerin Rasmus Thorson gibi Ermenilerin demir çağının az bilinen bir kabilesi olan Etiuni'den, daha doğrusu Ethuni geldiğini öne sürdüğünü yazıyor. Bu kabilenin Ermenice konuştuğu ve Ermeni yaylasının yukarı doğru bölgelerinde Sevan Gölü yakınında yaşadığı ve Urartu Krallığı'nın yıkımına katkıda bulundukları veya Pedrosyan'a göre hatta neden oldukları iddia ediliyor. Ancak bu tür iddialara dair çok az kanıt var. Ethuinilerin kendileri de yazılı kayıt bırakmadı. Dolayısıyla onlar hakkında bildiklerimizin çoğu Urartu metinlerinden geliyor. Neden bazı akademisyenler Ethuiniler hakkında konuşuyor? Bunun temelinde Urartu-Ermeni bağlantısının sahte bir şekilde inkar edilmesi yatmaktadır. Ana akım akademisyenler, özellikle dil bilimciler, Urartu'nun sadece Ermenistan olduğu fikrinden biraz rahatsızlar. Onlar Ermenilerin Ermeni Dağlık Platosu'nun yerlileri olduğunu bu zamana kadar kabul ediyorlar. Hatta bazıları Urartu DNA'sının modern Ermenilerle mükemmel bir uyum içinde olduğunu kabul etmeye bile başladılar. Ancak bu krallığın Ermenilerle nasıl bir ilişkisi olduğu ve özellikle Ermenilerin nereden geldiği hala gizemli. Ermenice varsayımsal Hint-Avrupa makro ailesine ait olarak sınıflandırılmış. Ancak bilinen tüm diğer Hint-Avrupa dillerinden ayrı bir kol olarak öne çıkmaktadır. Böylece yakın atası bilinmeyen Hint-Avrupa'nın ayrı bir koluna yerleştirilmiştir. Diğer yandan Urartu dili ise genel olarak Huri-Urartu olarak adlandırılan başka bir dil ailesi içinde sınıflandırılmıştır. Yani dövülmüş eski soru gündeme geliyor. Urartular farklı bir dil konuşuyorlarsa nasıl Ermeni olabilirler? Bu soruyu doğru cevaplayamayan bazı Ermeni akademisyenler, Urartuların sadece Ermeni olduğu fikrini reddederek Ethuiniler gibi her türlü fantastik teoriyi üretmeye başlıyorlar. Ethuini hakkındaki yazının tamamını Batı Ermenistan TV'sinin internet sitesinden okuyabilirsiniz. Avrupa Birliği, Doğu Ermenistan'la daha güçlü ve derin ilişkiler beklemektedir. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüşmesinin ardından Yerevan'da düzenlediği basın toplantısında Nikol Paşinyan'ın Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği'nin hazır olduğu kadar Doğu Ermenistan'ın da Avrupa Birliği ile ilişkileri derinleştirmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin olarak yorumda bulundu.
Ona göre Doğu Ermenistan ve Almanya bu yönde fikir alışverişinde bulunuyor ve işbirliği için büyük fırsatlar mevcut. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi yakından paylaşıyoruz ve işbirliği için çok daha büyük fırsatlar var. Bu karmaşık jeopolitik dönemde Doğu Ermenistan ile Bakü arasında bölgede barışı sağlayacak bir barış anlaşmasının imzalanması büyük önem taşıyor. Bu durumda özellikle ekonomik ilişkiler daha da derinleşebilir diyen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bölgede barışa ihtiyaç olduğunu, böylece büyük yatırımların akışının olacağını, ekonominin gelişeceğini, bunun da vize rejiminin kolaylaştırılmasına teşvik olacağını sözlerine ekledi. Bakü, 2020 savaşının ardından daha önce 21. yüzyılın en korkunç kültürel soykırımı olarak formüle edilen politikasına yeni bir ivme kazandırarak Artsakh'taki Ermeni varlığının tüm izlerini her zamankinden daha aktif bir şekilde sildi. Ermeni kültürel mirasına yönelik saldırı yalnızca türbe ve anıtların yok edilmesiyle değil, aynı zamanda tarihi gerçeklerin çarpıtılması yoluyla da gerçekleştiriliyor. Yeterliliğin sınırlarını ve her türlü kısıtlamayı tamamen göz ardı eden Bakü, Doğu Ermenistan topraklarını bile ihlal ediyor, Sünik ve Yerevan'ı tarihi Azerbaycan toprakları ilan ediyor ve Doğu Ermenistan'ı dünya siyasi haritasından silecek yeni bir savaşla tehdit ediyor. Bakü, Büyük Aykın, Sünik eyaletinin güney kesimine sonradan verilen isim olan Zangezur örneğinde olduğu gibi, yer adlarının saçma etimolojilerini sunarak akademik düzeydeki iştahını haklı çıkarmaya çalışıyor. Ancak Bakü, bunu iddia ettiği gibi Türk kabilesi olan Zangi kabilesine dayandırıyor. Bazen Zangezur'un yerli Azerbaycan veya Ağvan toprağı olduğu gibi yanıltıcı ifadelerle iç içe geçen bu tür yorumlar, yalnızca 2020 savaşının hemen ardından yapılan agresif videolara değil, aynı zamanda önceki 10 yılların yer adı çalışmalarına ve sözlüklerine de yansıyor. Bu yaklaşım sadece temelsiz değil, aynı zamanda çıkış noktasından itibaren bilime de aykırıdır. Çünkü her türlü Ermeni unsurunu inkar etme eğilimine dayanmaktadır. Doğu Ermenistan'da Zangibasar, Zangitapa, Zangila, Zangelan veya Zangiler gibi Zang bileşenini içeren birkaç yer adı olduğu doğrudur ve bunlardan bazılarının ikinci bileşeninin Türk kökenli olduğu düşünülebilir. Ancak bunlar daha yeni yer adlarıdır. Bu adlar bu topraklarla ilgili tarihi belgelerde kayıtlı değildir ve Zangezur ile hiçbir ilgisi yoktur. En eski zamanların tarihi belgelerinden başlayarak modern döneme kadar Ermeniler, Artsakh, Sünik ve Ermeni vilayetlerinin kısmen Utik ana etnik nüfusunu oluşturuyordu. Birçok tarihi kaynak, mimari anıt, taş yazıtlar, el yazısı kayıtlar, yer adları vesaireyle kanıtlanmaktadır. Sünik ve Artsakh 7. yüzyıl coğrafyasında Büyük Ermenistan'ın sırasıyla 9. ve 10. eyaletleri olarak temsil ediliyor. Kanyon, vadi, dere yatağı anlamına gelen zor kökünü içeren birçok Ermenice yer adı vardır. Bu, yerli Ermeni kökenli bir kelimedir ve 5. yüzyıldan beri bibliografyada belgelenmiştir. Doğu Ermenistan'daki tarihi coğrafi bölgenin yeni adı olan ve tarihi Ermenistan'ın Sünik dünyasının vilayetinin güney kısmına karşılık gelen Zangezur da öyle. Daha önce Goris civarı, nehir ve dağlar olarak anılan Zangezur, coğrafi kapsam açısından genel olarak modern Zangezur'a karşılık geliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasnadzirer adlı etnografik topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Zayn Lerneritz adlı eseri sunuyoruz.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.